Şeytan sofrası. Rivayetlere göre Ayvalık civarında Rumların yaşamış olduğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü dönemde bu tepede Banolope adında şeytan lakaplı kendini halktan soyutlamış mistik yaşam süren bir şahıs yaşamaktaymış. Ayvalık ve civarında kıtlık baş göstermeye başlayınca din adamları ve papazlar tarafından kıtlığın sebebi olarak Banolope gösterilmiş ve halkı galeyana getirerek onu linç etmesini istemişler. Bunun haberini bir keçi çobanından alan Banolope çözümü buradan kuş sütü dahi eksik olmayan bir sofra hazırlamakta bulmuş. Kendisini linç etmek için buraya gelen halk sofranın cazibesine kapılı Banolope'yi unutmuşlar. O da buradan kaçarak kurtulmuş. O tarihten beri bu tepenin adı Şeytan Sofrası olarak anılmaya başlamıştır. Şeytan sofrasında bir de ayak izi bulunmaktadır. Gelin bir de bu ayak izinin hikayesine bakalım. Edremit Körfezi'ne tam hakim dağların adı Kaz Dağları, yani İda Dağları'dır. Yani Yunan mitolojisinin yaşadığı dağlardır. Gerek tek tanrılı, gerekse pagan dinlerin tek bir ortak özelliği vardır. O da şeytanın cennetten kovulduğudur. Yunan mitolojisinde ise Tanrılar Kralı Zeus tarafından bu görev ay ışığı tanrıcası Selene'ye verilir. Selene tarafından cennetten kovulan şeytanın bir adımını buraya, diğer bir adımını ise Midilli adasına atıp kaçtığı rivayet edilir. Ayrıca gün batımını seyretmek için de gidilebilir.